Videoya girişmeden önce şunu hatırlatayım. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi bağış olayı devam ediyor. Aklınızda olsun. YouTube üzerinden dernek yazısı gördüğünüz videolar üzerinden bağışta bulunabiliyorsunuz. Genelde ilk haftalarda herkes yardım etmek olsa daha teşvikli olabiliyor ama o bölgeye olan yardımların bir şekilde de aksamadan devam etmesi gerektiği de aşikar. O yüzden bunu bir daha hatırlatayım dedim. Açıkçası oyun konuşmak konusunda ne kadar istekliyiz ve şevkliyiz hiçbir fikrim yok. Onu ben de şu anda bu videoyu çekerken göreceğim. Dün gece bazı oyun haberlerine baktım böyle. Ne olmuş, ne bitmiş, neler yaşanmış diye. Geçen haftadan kalan haberler falan vardı. Hani biraz farklı bir gündeme bakayım diye. Ama bakarken bile yani bunları şu an ne kadar konuşmak istiyoruz, konuşmak istemiyoruz bir fikrim yok. Çünkü hala üzüntülüyüz, hala sinirliyiz, hala bir şeyleri böyle dışa vurmak istiyoruz özellikle. Hani kendimizi ifade etmek istiyoruz. Ama bu tarz konularda benim gibi insanları dinlemek yerine uzmanları dinlemenin çok daha sağlıklı bir sonuç vereceği aşikar. O yüzden size de tavsiyem, yani kendim de yapmaya çalıştığım şey o. Hani uzmanlar ne diyor? Yani ne tavsiye ediyorlar? Nasıl ilerlememiz lazım? Ne süreçlerden geçmemiz lazım? Hem işin yasal boyutu için söylüyorum, hem bundan sonra yapılacaklar için söylüyorum. Yani onları dinleyip onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Yani çalışmalıyız ya da. 99'dan beri sanki çok iyi yapıyoruz bunu da. Neyse, bir şey demeyeceğim. İlk olarak Hogwarts Legacy çıktı. Hogwarts Legacy ile alakalı bir içerik de yapacağız. Onu da söylemiş olayım. Gerçi şu an hiç büyüyle müyle ilgilenesim yok. İlim irfan yolundan gitmek şu an önceliğim gibi. Ama bu büyüyle ilgilenen çocuklarla da ilgileneceğiz. Bayağı olumlu eleştiriler alan bir oyun oldu bu arada. Kendi fikrimi de söyleyeceğim yeri geldiği zaman. Ama genel anlamda insanların beğendiği bir iş ortaya çıkmış. Fakat benim videoda asıl değineceğim oyun The Day Before. Bu oyunu daha önce konuşmuştuk. Şu videoda kendisine yer vermiştik. Oldukça iyi gözüken bir hayatta kalma oyunu demiştik. Online özellikler barındırıyor. Yapay zeka karşı savaş barındırıyor. Yani bayağı çeşit var içerisinde. Alana gidiyorsunuz işte abi. Loot yapıyorsunuz. Yaptığınız lootlar karakterinizi geliştiriyorsunuz, etrafı keşfediyorsunuz, zombiler çıkarsa onları kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. Gerçek oyuncularla karşılaşıp onlara karşı mücadeleye girdiğiniz bir ortam var. Yani bu açıdan oyun bayağı insanı gaza getirdi. Gösterilen fragmanları, videoları çok çok etkileyiciydi. Fakat son zamanlarda bu oyunla alakalı bir kriz çıktı. Yapımcıların üzerine bir sürü soru işareti yönlendirildi. Çünkü yapımcılar garip açıklamalarda bulundular. Önce oyunun çıkacağını söylediler. Hani yakında çıkacak dediler. Sonra ismini tescil edemedik, o yüzden oyunu erteliyoruz dediler. Böyle büyük bir oyunun, böyle büyük bir yapımın ismini nasıl tescil edemediğini de anlamadım yani. Ya yöneticilerinde bir problem var, kriz yönetmeyi beceremiyorlar. Ya da içeride bu işi bilen insanlar yok, orada bir liyakat problemi var demek. O yüzden de bu açıklamayı oyuncular yemedi, başka bir şey olduğunu düşündü. Sonra yapımcılar dedi ki biz bir video yayınlayacağız, bu video oyunun oynanış videosu olacak, ham videosu olacak, izleyeceksiniz dediler. Tamam dedi, bekliyoruz abi, gönderin videoyu. Video bir geldi, aha bu. Daha önce yayınladıkları videonun çok çok daha kötü hali. Şimdi daha önce yayınladıkları video bir oynanış videosuydu güya, bize öyle sunmuşlardı. Oldukça şıkır şıkır gözüken bir oynanış videosu değil mi? Yani bakıyorsun abi, görsel olarak da kuvvetli, oynanış olarak da keyif verici duruyor. Fakat niyeyse oyunun çıkmasına birkaç ay kala yayınladıkları video onun böyle aşağısının da aşağısı kalitede bir video. Yani sadece yürüyen bir kadın karakter var ve bu kadın karakter yavaş yavaş yürüyüp sağa sola lootlayıp işte böyle dandik şekilde zombilerle savaşıyor. Ne animasyonlar animasyon gibi duruyor, ne görseller görsel gibi duruyor. Yani yaptığımız bir şey de yok. Atmosfer olarak da çok oyun geriye gitmiş durumda. Hal böyle olunca da oyunculardan şikayet geldi hani bu oyun geriye gitmiş diye. Güya bu oyun uzun yıllardır geliştirilen büyük prodüksiyonlu bir oyun gibi olması gerekirken oyun daha da böyle gün geçtikçe kendini aşağı atmış. Bir de bunun üzerine abi etrafta bulunan nesnelerin, bazı şeylerin falan direkt hazır paket olarak satın alındığı da ortaya çıktı. Hiçbir şey de yapmamıştı üzerine yani. Hani satın alınabilir bazı şeyler ama üzerine kendi dokunuşlarını koyarsın. Burada mesela arabayı almışlar, olduğu gibi lök diye bırakmışlar. Dediğim gibi bu gene yapılabilir bir şey. Ancak böyle büyük prodüksiyonlu oyunlarda insanlar daha özenli bir şey de görmeyi bekler. Bir de şimdi daha fecaat kısmını söyleyeyim. Bu oyunun başında böyle bir teaser kısmı var ve bu teaser kısmı birebir böyle çekim açısından Call of Duty'den alınmış. Yan yana görüntüleri koyduğu zaman net fark ediliyor yani. Sahne sahne, açılar, çekimler, bilmem neler birebir aynı. Bu da doğal olarak oyuna karşı olan özeni ve kaliteyi sorgulamamıza daha fazla sebep oluyor. Zamanında oyunla alakalı heyecan verici bir içerik yapmıştım ama o zaman da söylemiştim bak hani oyundan şüphelenecek çok fazla şey var diye ve bu şüpheler gittikçe artıyor. Çünkü artık abi o kadar çok kandırmaya çalışan insan var ki. Bu eskiden böyle değildi bu arada. Son dönemde böyle iyice artmaya başladı. Çok fazla firma çıkıyor, çok fazla heyecan verici fragmanlar ortaya koyuluyor. Sonrasında bir sesini duymuyoruz. Sesini duyduğumuz şeyi gördüğümüz zaman siz böyle göstermemiştiniz diyoruz. Yani devamlı böyle bir oyun sektöründeki bu tarz insanların sayısı çok çok arttı. O yüzden de artık bağımsız bir proje ortaya çıktığı zaman 2 defa, 3 defa, 5 defa sorguluyoruz yani. Ya bu tarz firmalar, bu tarz projelerle olası diğer projelerin de önünü tıkıyorlar. Yarın başkası çıksa mesela biz de böyle bir şey yapıyoruz ve gerçekten yapıyor olsa bile inanasın gelmiyor ki abi. O yüzden ayrı sinir bozucu geliyor bana bu tarz oyunlar ve projeler. Ya belli ki burada da bir durum var. Evet, bir şey yapmışlar hani, boş değil, gerçekten de dolandırıcılık seviyesinde görebileceğimiz bir kaçma durumu yok ortada. Çünkü bir ara iş şey boyutuna çıkmıştı yani, bu adamlar kaçtı boyutuna çıkmıştı. Onlar da biz kaçmadık, bakın videomuz var diye bir şey yayınladılar ama yayınladıkları video öyle bir video ki acaba kaçsa mıydınız dedirtti. Ya hala pozitif konuşmak gerekirse umarım bir şekilde bitirebilirler oyunu diyeceğim ama hiç zannetmiyorum bitirebileceklerini. Daha doğrusu bitirseler bile istediğimiz seviyede bir şey olmayacak. Geçtiğimiz günlerde bu arada Star Wars Jedi Survivor'dan da bir video gelmiş. Bu video 8-10 dakikalık bir video ve ilk defa oyunu kesintisiz oynanırken görmüş oluyoruz. Videoya şöyle bir baktığım zaman hani acaba dedim böyle beklenmedik bir şey görür müyüz gözüyle izledim ama çok da beklemediğim bir şey görmedim. 3 farklı ışın kılıcı formumuz var. Önceki oyunda 2 farklı ışın kılıcı formumuz vardı. Tek el kullandığımız ışın kılıcı vardı. Bir de 2 elle kavradığımız ışın kılıcı vardı. Bu sefer çift ışın kılıcı da eklenmiş durumda oyuna. Bu çift ışın kılıcı geçen sefer oyunda da vardı ama combo gibi kullanıyordunuz. Devamlı kullanamıyordunuz. Burada sabit olarak çift ışın kılıcını kullanabiliyorsunuz. Aksiyon anlamında, düşmanlarla kapışmalar anlamında falan böyle
beklediğim kadar estetik gözükmedi gözüme. Hatta biraz kütlük de geldi. Star Wars Jedi Fallen Order'ın keyifli bir oyun olduğunu kabul ediyorum ama Işın Kılıcı Savaşları konusunda biraz eksik bir oyundu bence. Yani biraz kütüklük, bir sopayla vuruyormuş hissiyatı vardı. Bir şeyleri tam anlamıyla kesemediğin için. Bu oyunda o hissiyat biraz daha kırılır diye bekliyordum ama çok da değişmemiş. Artık işin bundan sonraki kısmı hani gamepad'i elimize alıp oynadığımızda anlayacağımız kısım olacak gibi. Ya yani belli ki ortamlar genişlemiş, keşfedilecek alanlar artmış, açık dünya havası daha fazla verilmiş. Binek hayvanlar var, bu binek hayvanlarla bir yerlere gidip gezebiliyorsunuz. Yeni zıplama mekanikleri, işte yeni platform mekanikleri falan eklemişler. Yeni kombolar, yeni aksiyon hareketleri falan muhakkak eklemişlerdir oyuna ki videoda bunları gösteriyorlar kısmen. Ama teknik anlamda oyun çok böyle farklı bir noktaya gitmemiş. Önceki oyun üzerine inşa etmişler, önceki oyunu çok bozmamışlar gibi geldi. Umarım oyun sadece bu gösterdikleri kısım kadar bir yenilikle gelmiyordur. Çünkü gösterdikleri şey gerçekten de böyle çok heyecan verici gelmedi bana. Ya da bilmiyorum, benim ruh halimle de alakalı olabilir. Resident Evil 4 Remake. Hayatımda oynadığım en iyi 10 oyundan biri dediğim Resident Evil 4 için remake geliyor biliyorsunuz ve bunun için yeni bir video da paylaşıldı. Bayağı uzun videolar paylaşıldı hatta. Oyunla alakalı yeni detaylar ortaya düştü. İşte gizlilik kısımları, aksiyon kısımları, grafikler, animasyonlar, atmosfer falan bunları böyle teker teker görebileceğimiz şeyler çıktı. Çok üzerine konuşmayacağım. Genel olarak evet güzel duruyor yani. Önceki oyuna da sadık kalmışlar, yeni şeyler eklemişler. Haritalama sistemi daha önemli hale gelmiş. Büyük ihtimal daha fazla gezeceğimiz, daha fazla sağ solu keşfedebileceğimiz bir yapısı olacak oyunun. Önceki oyunun da bir harita sistemi vardı ama çok fazla git gel yapmana gerek kalmıyordu. Hani bunda isteğe bağlı git gel yapabileceğimiz bir hava sezdim ben. Tabii önceki oyunun en böyle sinir bozucu anları Ashley isimli kızın yanımızda gezdiği ve onu böyle korumaya çalıştığımız anlardı. Burada Ashley biraz daha yapay zeka açısından kuvvetli, en azından düşman çıktığı zaman kendisi saklanmayı başarıyor. Tabii oyunla alakalı en büyük şikayet edilen şey de söyleyeyim, yağmur efektleri. Yani oyunun ilk videosu düştüğünden beri herkesin söylediği şey, ne olur şu yağmur efektlerindeki şu göz kanatma olayını kapatın. Özellikle GTA San Andreas Definitive Edition'da iğrenç bir yağmur efekti kullanmışlardı. Hatırlayanlar olacaktır, onu da bayağı goy goy dönmüştü. Ben mesela bakarken şey dedim, yani kimse oynamadı herhalde bu oyunu. Çünkü bu yağmur efektiyle oyun çıkamaz dedim yani. O önünü göremiyorsun abi oyunda. Burada durum o kadar vahim değil zaten, hani sonuçta burada yakın mesafeyi görmeye çalışıyorsun. Uzak mesafeyi görmeye çalışmıyorsun GTA'daki gibi. Ama gene de hakikaten de yağmur efekti çok hoş durmuyor yani. Bayağı çirkin duruyor. Fakat bunun dışında gösterdikleri şeyler güzel duruyor. Gayet orijinaline sadık bir remake olacağı söyleniyor zaten. Ama o kadar da sadık olmayacağı, yeni şeyler ekleneceği de söyleniyor. Yeni düşmanlar eklenmiş, bunlarla alakalı ufak tefek şeyler gösterdiler. Oyun biraz daha refleksin önemli olduğu bir hale bürünmüş. Özellikle bıçakla kendinizi savunma olayı çok kritik bir önem arz ediyor. Normalde şu testereli düşman mesela yanınıza girdiği zaman direkt altınıza yapardınız yani. Çünkü o düşmandan kaçma şansınız olmuyordu yani dibinize girdiğinde, ama tabii düşman da ona göre ağır hareket ediyordu. Burada büyük ihtimalle düşman daha hızlı hareket edecek ama siz de kendinizi daha fazla savunacak opsiyonlara sahip olacaksınız. Yani bu da otomatik olarak oynanış kısmını biraz daha hızlandıracak bir şey olacaktır. Tabii modernize ediyorsun, bunları da yapman gerekiyor. Bakalım oyunun ruhunu ne kadar koruyabilecekler. PlayStation 5 satıyor. Bu da geçen haftanın tartışmalı haberlerinden bir tanesiymiş. Geçtiğimiz yıl oranla Avrupa'da PlayStation 5 satışları %200 fırlamış durumda. Tabii geçen sene bir stok sıkıntısı vardı. O stok sıkıntısı sebebiyle de çok fazla talebi karşılayamıyorlardı. Bu sene o giderildiği için satışlarda bir fırlama olmuş. Ama işin şöyle bir ters tarafı da var abi. Xbox ve Switch'te bu satışlar artmamış. Tam tersi, onlarda bir düşüş olmuş. Hadi Switch kaç yıllık konsolunda düşüş olması normal de, yani piyasada bayağıdır duruyor. Ama Xbox Series konsolları PlayStation 5'te aynı dönemde çıktı. Ona rağmen düşüş yaşamaları üzücü. Üstelik Xbox aktif kullanıcı anlamında da PlayStation'ın gerisinde. Sonuçlara baktığınız zaman abi, PlayStation'ın aktif kullanıcısı 112 milyonken Xbox'ın 50 milyon civarında kalmış. Ya arada 2 kattan fazla bir fark var. Bu arada tüm PlayStation konsolları ve tüm Xbox konsolları için söylüyorum. Yani PlayStation 4 de dahil, bunu Xbox One da dahil. Tabii bunları hesaba katsak bile aradaki fark ciddi anlamda yüksek bir fark. Amerika'da büyük ihtimalle Xbox satışları çok çok kötü durumda değildir Avrupa'dakine göre. Çünkü Xbox bir Amerikan konsolu. O yüzden Amerika'da daha fazla talep var Xbox'a. Ama Avrupa'da bu kadar geride olması çok kabul edilebilir olduğunu zannetmiyorum Microsoft için. Tabii niye böyle Xbox PlayStation 5'in gerisine kaldı diye düşünürseniz abi, tabii en büyük problem burada özel oyun kısmı. PlayStation özel oyun tarafında oldukça iyi yatırımlar yapan bir platform ama Xbox bir türlü onun sonucunu, onun meyvesini alamıyor. İyi şeyler yaptıklarını, büyük şeyler yaptıklarını söylüyorlar ama onun nihai sonuca dönüştüğü hali henüz görmedik. Ya Forza serisi dışında gerçekten böyle cayır cayır gelen bir oyun yapabildiler mi? Aklıma gelmiyor yani. Sea of Thieves var mesela. Tamam okey, şu an iyi ama ilk çıktığında o kadar iyi değildi. Bir de o kadar büyük bir hite dönüşmedi Sea of Thieves. Halo Infinite vardı, çok büyük bir hit olması bekleniyordu ama onun da çapının küçüldüğünü ve beklenen etkiyi yapamadığını gördük. Gear serisi zaten eski popülerliğinden çok uzakta. Xbox'ı kurtaracak en büyük oyun bu sene çıkacak olan Starfield olacak. Eğer Starfield gerçekten de iyi şekilde çıkarsa Xbox'ın imajı ciddi anlamda toparlanabilir. Satışlara da yansır bu. Çünkü Starfield abi Bethesda'nın oyunu ve büyük bir yapım. Öyle olmasını bekliyoruz en azından ve PlayStation'a gelmeyecek. Xbox ve PC'de kalacak. Valla ben özel oyunların eskisi kadar önemli olduğunu düşünmüyordum. Hani eskiden çok önemliydi. Gerçekten direkt konsol alma sebebiydi. Bu devirde o kadar değildir diye düşünüyordum ama aslında hala o kadar önemliymiş. Gerçekten bir konsolu cazibeli kılan şey konsolun teknik özellikleri falan değil abi. İçerisinde oynayabileceğin özel oyunlar oluyor. İçerisinde oynayabileceğin tüm oyunlar önemli ama özel oyunlar bir fark yaratıyor işte. Bu durum hala devam ettiği için de Xbox'ın bir tık handikaplı kaldığını kabul etmek lazım. Yani böyle hani bangır bangır bağırabilecekleri, bakın işte şöyle bir şeyler yapıyoruz diyebilecekleri bir şey yok. Bugünkü videomuzdan da bu kadar efendim. Oyunlarla alakalı böyle gündemi yakaladığımız diyeceğim ama işte ne kadar yakalamak istiyorsan yani. O da oyunlarla alakalı en azından bir şeyler paylaştığımız bir video oldu. Umarım az da olsa kafa dağıtmanıza vesile olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.